Bir daha lütfen geç kalmayın Gümüşhan. Kalacaksanız da haber verin. Sizin yüzünüzden kumaşçıyla olan toplantımı iptal ettim. Ben çok özür dilerim. Biz fabrikaya gidecektik Bahar'la birlikte. Bahane dinleyecek vaktimiz yok Gümüşhan'ım. Çok işimiz var daha. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Biz fabrikaya gidemeyince Beril Hanım'ı çağırdım sizi tanıştırmak için. Şadoğlu Tekstil için çalışacak fabrikanın üretim sorumlusu Beril Hanım. Hazırlayacağımız kreasyonun yaratıcılarından Gümüş Şadoğlu. Memnun oldum. Ben de. Siz de mi Bahar'ın kuzenisiniz? Hayır, Gümüş kuzenimiz değil. Yengemiz. Mehmet'in eşi. Biz çıkalım. Size kolay gelsin. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Şu güzel şehri. İstanbul'u bırakıp gidiyorsun ya. Tüm martılar küs sana. Öyle deme. Sonsuza kadar kalmayacağım ki. Bir yıl. Ama bana bir ömür gibi geliyor. Zaman değişir. Zamanla her şey değişir. Sen şimdiden değiştin. Nerede benim her şeyle dalga geçen sevgilim? Şair oldun çıktın. Aslında korkmuyor da değilim. Ya beni unutursan? Sen de gel. Okul? Dönünce bitirirsin. Tabii çıkarım dedemin karşısına. Ben aşığım dedi. Hem de kız bir manken. Yani defile falan yani. Paris'ten de teklif aldı. Kızı kurtların arasına tek başına yollayacak değilim ya. Ben de gidiyorum peşinden. Okulu da bıraktım. O kadar. Böyle gülersin işte. Ben ciddiyim. Ben de gitme derken ciddiyim. Olmuş mu? Daha yolun başındayız. Dikkat etmen gereken renklerin uyumu, desenin ayrıntıları. Sen ne kadar ayrıntılandırırsan uygulayıcı o kadar iyi anlar. İşte o zaman kafanda yarattığını karşında görebilirsin. Burada mıydın Gümüşcüğüm? Hoş geldiniz anne. Şirkete gelmişken bir de gelinimi iş yerinde burada tebrik edeyim istedim. Merhaba Emir Bey sanırım. Ben Şeref Şadoğlu. Memnun oldum Şeref Hanım. Ben bir Bahar'ın yanına uğrayacağım. İyi günler Şeref Hanım. İyi günler. Şimdi Gümüş Hanım, kaldık mı baş başa? Beni buralara getirttin. Hadi güzelce anlat bakayım çocuğum. Neymiş Pınar'ın derdi? Bilmiyorum ki. Yalan söyleme kızım. Bildiğini biliyorum. Şerif anne, benim hiçbir şeyden haberim yok. Sabrımı taşırma Gümüş. Neyse bu köşe bucak sakladığınız ortaya çıktığında düzenimizi bozacak. Dedeni sinirlendirecek bir şeyse senin canını yakarım ona göre. Baştan söyle ki bana, tedbirimi alayım değil mi çocuğum? Hiçbirimiz kötü bir şey olmasını istemeyiz. Gelebilir miyim? Tabii gel. Ne haber? Nasıl gidiyor? İyidir. Çalışıyorum. Bahar'la görüşmek için gelmiştim. Sana da bir uğrayayım dedim. İyi yapmışsın. Ne içersin? Yok, bir şey istemiyorum. Karınla tanıştım bugün. Evli olduğunu bilmiyordum. Öyle mi? Evet, sen de söylemedin. Demek hiç konusu açılmamış ya. Daha yeni, bir ay oldu. Çok farklı bir kız. Hiç bize benzemiyor. Peki Gümüş, anlatma. Ama sonuçlarına katlanmaya hazır ol. Anlamadığın şu ki kızım, senden istediğim ispiyonculuk değil. Çıkabilecek bir aile faciasına engel olmama yardım edecek. Şimdi ise sebep oluyorsun. Tamam da ben ne yaptım ki?
Ne yaptığını değil, bundan sonra ne yapacağını düşün. Yarın fabrikada görüşürüz o zaman. Tamam. Mehmet. Ne oluyor Gümüş? Bizim konuşmamız lazım. Yarın görüşürüz Mehmet. Tamam. Size de iyi günler Gümüş. İyi günler. Hanım. Ne oluyor Gümüş? Ben Pınar'la ilgili bir şey söyleyecektim. Merak etme, halledeceğim. Ve dedemle konuşup ikna edeceğim. Yani en kısa zamanda göndereceğiz kızı. Teşekkür ederim Gümüş. Ablama ve bana yardımcı olduğun için. Rast gelsin. Sağ olun, size de. Ne var? İstavrit, kesti ama biraz. Sakıncası yoksa denizinizi kullanabilir miyim? Aman estağfurullah efendim, ne demek? Deniz benim değil ya, buyurun tabii. Kolay değil dede. İnsan yaşadığı yere alışıyor tabii. Alışkanlıklardan vazgeçmek de zordur. Babamın kriz geçirmesi onu çok sarstı. Biz de sarsıldık oğlum. Hele kaçırdığı sergiyle ilgili hala söyleniyor. Önemli de bir sergiymiş. Tüh, kötü haber. Tekrarı yok muymuş? Çıkarsana oğlum ağzındaki baklayı. 40 takla attın 10 dakikada. Dün gece baban, bugün sen. Söz birliği mi ettiniz? Dede. Ben ablamın gitmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Hatta bence gitmesi şart. Yani kaçmaya çalışması aptalca ama çok pişman. Demek sen gitmesini uygun görüyorsun. Evet. Hatta neredeyse ablana kefil oluyorsun. Madem öyle, tabii ki gidebilir. Tamam, tamam. Bağırma kulağımın dibinde ya. Ay inanmıyorum Mehmet ya. Gerçekten mi? Yemin et. Ya niye inanmıyorsun Pınar? İyi tamam bak yemin ederim ya. Hadi hazırla. Bu akşam kutlayacağız bunu. Kim organize edecek büyük kutlamayı? Ben organize edeceğim. Sen hazırlan yeter.